Maram hocamın Maram, bir de şey daha söyleyeyim. O toplantıda Muhammed Güner yeğenim belki bir şeyle yanlış ifadeler kullanmıştır. Onu da söyleyeyim. O da üzerimde kalmasın. Muhammed Güner yeğenim, eğer biliyorsan söyleyeyim kardeşim. Malatya Sporu yok sayanları, sen orada Malatya milliyetçiliğini öne çıkararak dedin ki biz Malatya milliyetçisiyiz. Malatya'nın bütün takımı, evet, Malatya'nın bütün kulüpleri saygındır, bizim için değerlidir. Bu Malatya Belediyespor hariç. O camia bizi yok sayarak, bizim yokluğumuzdan, bir dakika Müdür Başkanım, bizim yokluğumuzdan varlığını devam ettirme durumunda olduğu için o ayrıdır. Tamam, Malatya'nın takımıdır ama o bizim için bir İtman Yurdu değildir, bir Adafı Spor değildir, bir Ataköy değildir, bir Battalgazi değildir. O kahpelikle, namussuzlukla kurulmuş bir kulüptür. Bunu herkes böyle bilsin. Yo, Muhammed Başkan orada şunu ifade etti. Bak, basından önce... Kullandığı ifade etti. Başkan dedi ki, Muhammed Yeğenim dedi ki, bizim tesislerimizi niye almıyorsunuz? Yani Malatya Spor tesislerini niye almıyorsunuz? Tamam, dur. Cevaben de şunu söyledi. Biz Malatya milliyetçisiyiz, o testleri niye alalım? Değil. Bir şeyler söyledi. Değildi. Tesisler dedi ki, şimdi şey dedi ki, onu değil. Ben gelirken giderim, alırım, çökerim gibi yaptı önceki basın açıklamasında şahıs. Muhammed Başkan da orada dedi ki, biz de yani istesek yahut da kanuni yollarda gideriz. Hepsi Malatya'mızın malıdır. Malatya Spor'da biz Malatya Spor olarak hizmetimizi istediğimiz gibi veriyoruz. Biz İlaz'dan Kaptan yani, Hüseyin abimle mekanı cennet olsun. Allah kanı kanı rahmet. Şimdi Muhammed oradaki tek şeyi, biz ele kimseye dedi ya, ben gideceğim, alacağım, sabah edeceğim. En azından ben bunları haykırıyorum. Ya, tamam. O kulüp yalan yanlış bir şekilde kurulmuştur. Malatya'nın gençleri, Malatya kamuoyu kandırılmıştır. O kulüp, tamam, eyvallah, Malatya'da Malat şeydir ama ya ben anlata bir şeyler... O kulüp gitti. Anlamadım. O kulüp gitti. Boztepe'deki tesis niye dağıldı? Kendimi yıpratmayacağım, gerek yok. Bir dakika, Boztepe'deki tesis niye dağıtıldı? Boztepe'deki tesis niye dağıtıldı? Bak abi, haksızlık etmeyin. Bize Boztepe'de bir tesis verdiler. Orayı, bizi oradan kovaladılar. Resmen. Boztepe'deki tesisleri verdiği günden itibaren Ahmet Çakır, Bülent Kapkıner başkanımız taciz etti çıkarması için. Ve ben bununla ilgili 2012 yılında hakikaten dokunaklı bir yazı yazdım. İsyan ettim. Anlatabildim mi? Hiç kimse şey yapmasın abi. O tesisleri verdikleri günden itibaren bizi taciz ettiler oradan çıkarmak için. Peki muhtarı dinledin mi? Neler oldu orada? Abi bak İdris Başkanım. Ne abi oldu, bırak Allah'ını sever ya. Orayı kötü işler, kulüpleri kötü yönettiler. Baskı üzerine baskı geldi. Şehrin belediye başkanına dediler, siz buraya mı verdiniz, başka şeye mi verdiniz? Başkanım, öyle demeyin ya. Herkes bu kulüpten götürmüş ya. İlk günden beri ama bak, ilk günden beri başkanım, ilk günden beri bak. Net söylüyorum, ilk günden beri. Bak. Ben bunu söylüyorum abi. Bir insan eğer ciderden, samimiyette Malatya Sporluysa Malatya Belediyespor'u benimsemeyecek. Onların bize yaptığını ben unutmuyorum. Unutmayacağım da. Bu kadar net. Ya şimdi bak, o kulüp size kaptanlık yapmıştır. Ya o kulüp sana o kulüp bizden özür dilemediği müddetçe, adının önündeki yeniyi kaldırıp gerçek ismini almadığı müddetçe, bize yaptığı zulümleri bize geri iade etmediği müddetçe ben söylüyorum abi, bu kadar net İdris Başkanım. Vallahi benim yeğenim kardeşim de bunu böyle bilsin. O demek ki beni hiç dinlememiş. Kim? Muhammed Yeğenim. Dinlemişsiniz, nasıl dinlemiş? Nasıl diyebilir ki ben Malatya milliyetçisiyim, bütün kulüpler bize aynı. Aynı Malatya işte abi. Biz Malatya Sporuz, kulüpler üstüyüz. Biz kulüpler üstü olduğumuz için tüm kulüplere biz eşitme bir meselesi. Doğru. Senin söylediğin bu ifade doğru. Biz Malatya. Biz kulüpler üstüyüz. Tüm üstündeyiz.
Tüm hepsinin emeğine saygımız var. Biz herkese eşit mesafedeyiz abi. Bak, bütün kulüplere saygım var ama bize yanlış yapana ben saygım yok. Herkes Malatya amatörde Malatyaspor'un ayağına dolaştırır. Bizim amatörde bırakmadılar abi. Ya yemin billah ederim sana. Arapgir spor maçlarımıza insanların gelmemesi, birilerin korkusundan gelememesi. Ben bunların hepsini net gördüm. Birileri istemiyor abi Malatyaspor'un mevcudiyetini istemiyor. Bu kadar i̇şte net. Bunu söylüyorum kardeşim, istemiyor. İsteseler şu Malatyaspor'a bak. Ya sen ne güzel bir adamsın. Biz, İdris abicim başkanım da, ya. Harbi, bak biz Malatyaspor'a güzel harbi temiz vallahi böyle ezgin bir selamlar olsun. Şimdi abi ben birazdan çıkacağım. Ben artık ciddi şeylerle uğraşıyorum. Ben artık yengem, kimsede bak, onlar fiziksel de. Benim yengem sana şimdi, bu akşam kafanı kırmasa demek. Şimdi ben şunu söylüyorum. Bileyim de Zeynel abim bir şey demiş. Ya, Zeynel abi demiş ki verdiği biletlerin parasını rahmetli Mevlüt Aslanoğlu vermiştir. Kimse durumdan vazife çıkarmadı. Zeynel başkanım da o zaman bir derneğin başkan kardeşimle beraber her şeyi yürütüyorduk. İnan ki onlar gençti. Bizler normal gelen biletler. Ya o biletler Zeynel'im. O biletleri kendileri söylesin gitsinler. Ben protokolde valinin yanında oturmadım. Ben protokolde valinin yanında oturmadım. Ben protokolde kimsenin yanında oturmadım. Ben bakanın yanında oturmadım. Ben türbünden geldim. Ben kravatlı değil atkılıyım arkadaş. Biz kravatlılar değil atkılılarız. Biz devamlı Malatyaspor'un her şeyiz. Şimdi arkadaşlar çok güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Birileri çıkıyor bir şeyden engel olmaya çalışıyor. Biz 5 yılda geldiysek Malatyaspor'dan hazır bir şey almadık. Hep verdik. Mevcut bir şeyi satmadık. Yani biz bunu söylüyoruz. Biz Malatyaspor'da biz geldik vermeye de devam edeceğiz. Biz var olduk müddetçe Mustafa Başkan'la ben elimizden gelen Muhammed Başkan'la beraber yapmaya çalışacağız. Muhammed Başkan'ım daha ılımlıdır, daha gençtir. Kendi iş adamı. Yani kendisi normalde önü açık. Bizler belki yarın ben de Mustafa Başkan'ım kenara çıkıp bu gençlere görüyoruz zaten. Geçen sene dedik, bu sene de Muhammed kendi genç olarak, yetenekli olarak futbolu da biliyor iyi kötü. Yani biliyor yani bilmede değil. Yapacaktır. Ha benimsemeyen olur, içine sindirmeyen olursa gitsin bir gazoz içsin kardeşim. Kulüp, bizim kulüp işimiz böyle. Yani orada normalde... Beğenmeyen gider. Beğenmeyen gider bir tesis yapar. Der ki bu yapar, içime sindir. Sabah ben çağırır ya. Bu kadar basit abi. Abi gelişmeleri size söyleyeyim. Gelişmeler iyi yönde. Bizi seven o bilet dedikleri konudan sonra beni belki mübalağasız 1000 kişi aramıştır. Abi sen benden ne istiyorsun? Ya kardeşim senden ne isteyen? Ya bizim derneğin eski adamları. Ya abi ben size bir şey istemiyorum. Gönlünüzü istiyorum. Gönlünüz geldi mi? Diğerini biz yaparız. O bizim işimiz. Siz rahat olun. Bak göreceksiniz. Öyle olacak ki bu şehirde o seçim yaklaşıyor. Bu seçim bu takımda o zamana denk geliyor. Malatya size gösterecek Malatyalılığın ne olduğunu. Kana kan intikam. İntikamın en kralı gelecek. Çok ağır oldu Bahri abi. Bak. Kimse bana çok ağır konuştu eğer, ama. Eğer bak, ben yeni Malatyaspor'un kulübündeki kulüp başkanı gibi aşağılanacaksam Malatyaspor'da aç ölmeye razıyım. Aç ölmeye razıyım. Öyle şerefsiz yaşayacağım aç ölmeye razıyım. Başkanım. Şerefimizden, onurumuzdan. Eğer müsaade edersen son 5 dakikada, 3-5 dakikada o belediye sporla ilgili bir şeyler söylemek istersen. Ya ben çıkacağım. Ben size şunu söyleyeyim. Arkadaşlar, fake hesaplarda yine söylüyorum. Herkesin ailesi var. Herkesin bacısı var, anası var. Lütfen kırıcı, onur kırıcı, alçalıcı şeyler söylemeyin. Şahsına söyleyin. İdris Payza böyledir deyin. Çaldı deyin, çırptı deyin, yaptı deyin. Ama yarın yargı önünde olmasa Allah'ın huzurunda hesap vereceksiniz. Allah'ın huzurunda yüz yüze geleceğiz. Bu tür şeylere yapmanızı doğru bulmuyorum. Hans çıkacak. Çünkü
artık bunu bir suç kabul ettiler. Öldüm gibi ya. Vallahi ne de var biliyor musun? Yani şimdi siz diyorsunuz ya bu siber suçlarda belki çıkmayacak. Bu Malatyaspor konusu olduğu için rahat olun. Suçu kabul ettiler. 5-6 tane arkadaşımız bir de İstanbul'da teşvik ettiler, katıldılar. Bu tür şeylere girmeyin. Bizi İdris tanıyorsunuz. Evet. 27'sinde Ankara'ya geleceğim. Asıl başka benim geniş biraz sorunlarım var, salı sorunları. Batal Bey'i bir ziyaret edeceğim. Ahmet Özal'ı ziyaret edeceğim. Orada bir gelişme var. Tabii seninle beraber, Hayati'yle beraber bunları da bir ziyaret edeceğim Malatya Spor için. Başım gözüm üstüne bak. Futbol Federasyonu'nda Fahrettin abiyi ziyaret edeceğim. Gerçek borcu güncel olarak alacağım. Resmi olarak alacağım borcu. Borcu da büyük ihtimalle bir kitle. Şimdi biz arkadaşlar Malatya Spor'u sevenler herkese sesleniyorum. Rahat olun. Emin olun. Biz Malatya Spor'u artık böyle dışarı... Ya ben Fazlet Hikmet Tanrıver'e isim veriyorum. Ya da Haşim Karadağ geldi bu kulübü bende istedi. Ben de verdim Mustafa Başkan'la beraber. Adam geldi yeniden yapmadı etmedi. Biri demez mi lan ey işte İdris, ey Mustafa Güner. Lan siz bunlara ortak mıydınız? Lan siz şebeke miydiniz? Zaten bunlar Malatya'yı böyle bir etti demezler mi bize? O yüzden biz diyoruz kim gelirse gelsin. Onlar da ağabeyimiz. Onlara da bir şey demiyor. Borcunu yatıracak. Borcunu yatırmadan, o dekontu getirmeden. Birazdan yayına gel Emin. Birazdan o, yayına bak o borcu yatırmadan, o dekontu getirmeden babam mezarda kalsa vermem. Bak o borcu dekontu yatıracak. Allah rahmet eylesin amcamıza. Bak Allah razı olsun. O borcu ben yapmadım. Borcu Mustafa Güner yapmadı. Mustafa Güner de biletini aldı deplasmana gitti. Vallahi ben de yapmadım. Gittim. Vallahi ben de yapmadım. Malatyaspor yapmadı. Siz de yapmadınız. Borcu yapan arkadaşlar namusluksu varsa onların gelsin namusunu temsil etsinler. Biz Malatya'yı bir daha bunlara teslim etmeziz. Borcunu bak diyorum sesleniyorum. Eğer az buçuk delikanlısanız borcunu sabah yatırırsınız. Sabah kongre kararı defterine size veririm.